Evet. İyi akşamlar. Oyun olarak zaman zaman tabii tatmin etmese bile girdiğimiz gol pozisyon sayısı açısından kazanmayı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla da rakibe pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Haklı bir galibiyet. Bu arada İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Çünkü hem kupada Konyaspor'la içeride oynayacağız. Hem de Galatasaray'la maçımız var. Sevindirici gelişmeler tabii ki Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımız, sakatlarımızın iyileşmesi. Bu arada bu hafta Getson'la Zaynutdinov sarı kart sınırındaydılar. Ne yazık ki kart gördüler, oynayamayacaklar. Oyunda bir gelişme var ama tabii Beşiktaş çok daha iyisini oynamak zorunda. Evet, şimdi kadro tabii özellikle Afrika Kupası'ndan dönen oyunculardan sonra genişledi. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek. Tabii bu tamamen hocanın tasarrufudur. Tayyip özellikle stoperlerimizin olmadığı dönemde belki de biraz erken başladı. Ama performansından son derece memnunuz. İlerleyen haftalarda mutlaka görev alacaktır. Rebiç'le ilgili özel bir oyuncu Rebiç. Tamamen hocanın tasarrufudur. Onu oynatmak ya da oynatmamak faydalanacağını düşünüyorum bir sonraki maçlarda. Camialar için tabii ki derbi maçları çok önemli. Çünkü bana göre de Türk futbolunun lokomotifi derbi maçları. Ancak bizim çok daha önemli bir maçımız var. Kupada da finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. Bizim için en önemli maç ilk oynayacağımız maç. İşin teknik taktik tarafına baktığınız zaman, işin yönetici tarafından gördüğünüz zaman ilk önemli maç önemli. Konya maçını da önemsiyoruz. En az Galatasaray maçı kadar. Hem Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra ki bu hafta çok önemli. Oturacağız, karşılıklı görüşmeleri daha sıklaştıracağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız. Tabii ki yani her eksik oyuncunun özellikle bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir. Ancak Salih'in iyileşip tekrar forma alması ki orada Al-Musrati de var. Sanıyorum bu ikili önlerinde bir de serbest oyuncuyla Getson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz. Evet, Muçi'yi tebrik ettik. Onun da golünü atması, ilk golünü atması çok değerli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Beklediğimiz performansta ilerliyor. Tabii ki gol atması özgüven açısından da çok önemliydi. Bundan sonra çok daha rahat, çok daha yeteneklerini sergileyen bir Muçi'nin sahada olacağını düşünüyoruz. Yani Semih zaten bana göre mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımımızın kadrosuna baktığınız zaman santrafor mevkinde kaç tane oyuncu var? Herhalde çok yok. Az yani böyle bir performansıyla mutlaka gitmesini bekliyoruz milli takımın. Valla seyrettiğim Semih her yerde oynar. Yani santrafor gerekiyorsa santrafor, kanat gerekiyorsa kanat. Çünkü her zaman golü düşünen bir oyuncu. Bence gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatta oynadığı zaman o driplingleriyle, içeriye girişleriyle tehlikeli. Ancak santrafor olduğu zaman da, oynadığı zaman da o bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğu kadar çok Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar.